Gözyaşının içinde bulunan lizozom enzimi birçok bakteri türünü parçalayabilmekte ve mikrop öldürme özelliğine sahiptir. Lizozom sayesinde göz enfeksiyonlardan korunur. Bu madde, binaları mikroplardan temizlemek için kullanılan kuvvetli bir dezenfektan olan fenik asitten bile daha etkilidir. Şimdi vücudumuzda bizim hiç farkında olmadığımız, hep anlatıyoruz zaten, sistemler vardır. Biz bunların ne işleyişi ne kontrolünden hiçbir sorumluluğumuz yoktur ve hiçbir gayret göstermek zorunda değilizdir. Ama Allah öyle bir sistem yaratmıştır ki onlar bizi korur, hücreler bizi korur, proteinler bizi korur, organlarımız bizi korur. Allah çok güzel bir savunma sistemi yaratmıştır. İşte gözyaşından biraz bahsetmek istiyorum. Gözyaşı da Allah'ın yarattığı bu mucizelerden bir tanesidir. Bizi koruyan, kollayan. Bizim yine hiçbir kontrolümüzde değildir. İçindeki maddeleri bilmeyiz, yapısını bilmeyiz. Ama halbuki gözyaşı gözümüzü görmesini sağlayan önemli etkenlerden biridir. Gözyaşının içinde lizozom enzimi vardır. Lizozom enzimi birçok bakteri türünü parçalayacak özellikle yaratmıştır Allah bu enzimi ve mikrop öldürme özelliğine sahiptir. Gözyaşının sürekli üretilmesi sonucunda ve bu içindeki lizozom enzimi sayesinde göze bakteriler teneffüs edemezler, giremezler. Lizozom enzimi onları korur ve enfeksiyonlardan da korur. Ancak çok güçlü bir enfeksiyon olması gerektirir ki bu enzim işlevsiz kalsın. Fenik asitten bile daha etkilidir. Fenik asit nedir? Fenik asit çok önemli ve çok güçlü bir temizleyicidir. Bu büyük binaların özellikle temizlenmesinde kullanılır. Fakat fenik asitten bile dünyadaki en güçlü temizleyici dedikleri fenik asitten bile çok daha güçlü bir yapıdadır lizozom enzimi. Gözün kimyasal yapısına da en uygun olacak şekilde yaratılmıştır. Çünkü bu kadar güçlü olmasına rağmen göze hiçbir zarar vermez. Sadece gözü korur maşallah. Göz kapağı ile arasındaki sürtünmeyi sağlar. Göz kapağı rahat açılıp kapanır. Eğer bu gözyaşı olmasa ne olur? Göz kapağı açıp her kapandığında göz zarar görür ve çok kısa bir süre içinde körlük meydana gelir. Yani gözyaşımız olmasaydı dünyadaki bütün insanlar kör olarak hayatlarına devam edeceklerdi. Tabii. Maşallah. Maşallah. Ben bugün bir iman hakikatiyle başlamak istiyorum. İnşallah süper denetleyici enzimlerle birlikte. Enzimler vücuttaki bütün reaksiyonlar sırasında işlev gören çok önemli moleküllerdir. Hücre içinde mitokondride üretilirler ve büyük bölümü proteinlerden oluşur. Vücuttaki en önemli görevi bazı kimyasal reaksiyonları başlatmak ve durdurmaktır. Mesela kimyasal reaksiyon derken nedir bunlar? Hidrojen peroksitin örneğin vücutta parçalanması, ATP sentezi, besinlerin parçalanması ve bunun gibi birçok kimyasal reaksiyonda enzimler her zaman görev başındadır. Şimdi kimyasal reaksiyonların başlaması için vücutta çok yüksek bir ısıya ihtiyaç vardır hücrelerde. Fakat bu yüksek ısı hücrelere aynı zamanda çok zarar verir. Hatta hücrenin ölmesine sebebiyet verir. İşte bu aşamada devreye enzimler girer. Enzimler çok yüksek ısıya gerek kalmadan kimyasal reaksiyonları başlatırlar, hızlandırırlar ve bitirirler. O yüzden enzimlerin mutlaka ve mutlaka olması gerekir. Enzimler olmasa o yüksek ısı aşağı çıktığında hücrelerin hepsi teker teker ölmeye başlarlar. Mesela bunu hemen bir örnekle açıklayalım. Örneğin biz nefes alıp verirken karbondioksitin süratle kandan temizlenmesi gerekir. Yani biz nefes aldığımızda oksijenin bizde kalıp karbondioksitin mutlaka dışarı verilmesi ve temizlenmesi gerekir. Şimdi mesela bu tarz bir durumda anhidraz enzimi devreye girer. Anhidraz enzimi karbondioksitin temizleme işleminin hızını 10 milyon kez arttırır. Bakın bu çok büyük bir rakam ve çok önemli bir rakam. Tam 10 milyon kez arttırır. Bu hızla enzimler bir dakikada tam 36 milyon molekülü değişikliğe uğratırlar ve bu şekilde o işlem çok hızlanır ve ısı da açığa çıkmaz. Hücrelerin de ölümü böylece gerçekleşmez ve biz hayatımıza devam edebiliriz. Mesela bu süper denetleyici yani enzimler olmasaydı ve bu hız meydana gelmeseydi biz nefes alamazdık, hiçbir şey yiyemezdik, sindiremezdik, göremezdik, konuşamazdık. Yani kısacası biz yaşayamazdık. İşte enzimlerin insan hayatında böyle ciddi anlamda bir önemi vardır. Ve tabii ki bu enzimlerin bu işlemleri yaparken hiçbir şekilde tesadüfe yer yoktur yine her zaman anlattığımız gibi. Çünkü bunların Allah'ın ilhamıyla çok planlı bir şekilde, çok hızlı bir şekilde, çok düzgün bir şekilde çalışmaları gerekir. Ve biz bunun haberimiz bile olmadan, farkına bile varmadan sürekli olarak düzgün çalışması sayesinde hayatımıza devam ederiz Allah'a şükür elhamdülillah. Maşallah. Maşallah. Çok önemli, çok...
Lizozom enzimini hücrelerin öğütme makinesi olarak tanımlayabiliriz. Lizozom enzimleri artık işe yaramayan hücreleri yıkıp parçalamalarının veya bir yapının etrafını taran zarı öğüterek delmelerinin yanı sıra vücutta sürekli olarak büyümeye devam eden bazı hücreleri de parçalarlar. Örneğin hamile olan kadınlarda bebeğin gelişimiyle birlikte rahim normale oranla çok fazla büyür. Bu sağlıklı bir bebeğin doğabilmesi için gerekli olan bir aşamadır. Ancak bebek doğduktan sonra artık bu derece geniş bir rahime ihtiyaç kalmamaktadır. Bu durumda aşırı derecede genişlemiş olan bu organın tekrar eski haline döndürülmesi gerekir. İşte bu işlemi gerçekleştiren lizozom enzimidir. Doğum işlemi bittiğinde belirli hücrelerin lizozomları adeta bunu haber alır ve ne yapmaları gerektiğini çok iyi bilerek hemen gerekli enzimleri salgılamaya başlarlar. Bu enzimler de vücudun sağlığı için hamilelikten sonraki 10 gün içerisinde hızlı bir yıkımla rahmi 1/40 oranında küçültürler. Böylece rahim eski boyutlarına dönmeye başlar. Lizozomlar ayrıca spermin baş kısmında da bulunurlar. Sperm yumurtaya ulaştığında onu saran kılıfı delmek için bünyesinde taşıdığı lizozom enzimlerini kullanır. Parçalayıcı etkiye sahip bu enzimler yumurtayı koruyan kılıfı delerek spermin yumurtayı döllemesini sağlarlar. İşte Darwinistler bu birbiriyle iç içe geçmiş mükemmel sistemin bazı tesadüfler sonucunda oluştuğunu ve kusursuz şekilde işlemeye devam ettiğini iddia edecek kadar akıl ve mantıktan uzaklaşmışlardır. Kendi içlerinde mükemmel bir işleyişe sahip olan bu mekanizmaların vücudun bütünündeki sistemlerle de uyumlu bir şekilde çalışması Allah'ın yaratışındaki kusursuzluğun delillerinden bir tanesidir. Haşr suresinde bir ayette şöyle buyurulmaktadır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınıyorum. O Allah ki yaratandır. En güzel bir biçimde kusursuzca var edendir. Şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O Aziz Hakim'dir.